Selamlıyorum. 7 Haziran seçimi Türkiye demokrasisi açısından tarihi bir seçimdir. Biz de bu tarihi seçime büyük bir hazırlıkla başlıyoruz. Parti olarak bütün tekniki altyapı çalışmalarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Başta Demokratik Bölgeler Partisi olmak üzere tüm kurum, yapı ve bileşenlerimizle büyük bir organizasyona hazırlık yapıyoruz. Yine haklar olarak Kürtler, Araplar, Süryaniler, Mehalmiler ve bölgemizde tüm yaşayan halklarla birlikte büyük bir duygu, bütünlük, dayanışmayla birlikte büyük bir zafere hazırlanıyoruz. Yüreği barıştan, yüreği sevgiden, yüreği insanlıktan olan bütün insanlar bizimledir. Belki sorunlarımız yok da değildir. Bizler bireylere, şahıslara takılmıyoruz. Parti seçime giriyor. Büyük bir heyecan, büyük bir moral, büyük bir motivasyon olmalıdır. Tarihi sorumluluklarıyla karşı karşıyayız. Bu seçimde haklar başaracaktır. Bu başarı hakların olacaktır. Bu başarı demokratik çözümün mimarı olan Sayın Abdullah Öcalan'ın başarısı olacaktır. Onun için büyük düşünmek gerekiyor. Hepimiz ama hepimiz tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Haklar bizden başarı istiyor. Yılların ama yılların özlemleri vardır. Büyük bir bedel, büyük bir emek sonucu bugünlere gelindi. Bunlar zaferle taşlandırmak istiyoruz. Büyük başarılar, büyük hazırlıklarla bu çalışmaları yürütmek zorundayız. Bunun için tarihi sorumluluklarımız büyüktür. Muhalefet olarak bizi bekleyen, vaat etmemiz gereken iki temel gündemimiz vardır. Birisi Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız. İkincisi AKP'yi hükümet ettirmeyeceğiz. Ama bizlerin de başaracağı iki temel sorun vardır. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi hakların meclisi olacaktır. Hakların renkleri olacaktır. Tüm haklar HDP çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi renklendirecektir. Bizler bu tarihi sorumluluk, bu perspektiflerle seçim çalışmaları yürütmekteyiz. Ve başaracağımıza olan inancımız, güvenimiz tamdır. Bunun için tüm çalışmaları en üst noktasında organizasyonlarımızı yapıyoruz. Burada şunu söylemek istiyoruz. Tayyip Erdoğan meydanlara çıkmış, başkanlık sistemi talebiyle meydan meydan dolaşıyor. Eğer samimiysen, eğer başkanlık sisteminde bir proje yürütmek istiyorsan, diyorsan bu halkın cumhurbaşkanıyım, bırak valiler de bu halk seçsin. Bırak AKP valileri gelmesin. Bu halk valilerini de seçsin. Biz yarın öbür gün Mardin'de de seçilmiş bir vali görmek istiyoruz. Bu halkın seçtiği bir valiyi görmek istiyoruz. Operasyonları başlatıp ordunun AKP'nin hizmetine sokacak bir vali değil. Biz buradan da orduya da şunu söylemek istiyoruz. Bu operasyonlar
seçimə müdahalə etməyi bırakmanı istiyoruz. Dün Diyadil'də və başqa yerdə yapılan operasyonlar var, şahadətlər var, özücü olaylardır. Bunların bir an öncə bırakılmasını istiyoruz. Yine Mazidar'da, başka alanlarda yapılan operasyonlar var. Bunların da bir an önce buradan durdurulmasını söylüyoruz. Yine konuşmacı arkadaşlarımızın çok olmasından kaynaklı ben sözümü buradan kısa tutuyorum. Ben tüm arkadaşlarıma ama tüm arkadaşlarıma büyük bir zafer ruhuyla, Kobani ruhuyla ve esen rüzgarımızdan olan yanıyla, bu moral ve coşkusuyla hepinizi selamlıyorum. Hepinize tek tek başarılar diliyorum. Benim en güzel sorumluluğum sıkıntıdaki daha düşkün azaltına ve hapselet yerine HDP Beliaz Aysel Arı. Gelin bir adam. Bizleri bugün bu salondayız. Bizi bu salona getiren zorlu bir yoldur. Bizi bu salona taşıyan büyük bedellerle, gözyaşlarla, emeklerle ve şehitlerle bugün buralardayız. Çok acı çektik. Hepimizi buraya taşıyan bütün devrim şehitlerine tekrar minnettarız ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri bugün yalnız bırakmayan DDP, HDP, il ve ilçe örgütlerimiz, kadrolarımız, kadın hareketi, gençlik hareketlerimiz ve bütün halkımıza teşekkür ediyoruz bizi tekrar yalnız bırakmadıkları için. Birlikte yaşam, bütün kimliklerle, bütün inançlarla, bütün farklılıklarımızla birlikte yaşamaya karar verdik. Orta Doğu kan gölü içindeyken bölge, IŞİD çeteleriyle insanlık dışı çizgiyi haklarımıza dayatırken bizler, Kürtler, Türkler, Araplar, Süryaniler bütün halklarla el ele ve omuz omuza bütün farklılıklarımızla birlikte meclise doğru yürüyoruz. Hepimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Yeni yaşama inşa edeceğiz şiarıyla 7 Haziran'da seçime gidiyoruz. Kadın iradesini siyasete yansıtmayı ve kadın partisi olmayı hedefliyoruz. Diğer 3 partinin toplamı HDP'deki kadın sayısına ulaşamayacak kadar azdır. Kadının toplum içindeki pozisyonu parlamentoya yansıtarak anayasal güvenceye kavuşturabilecek bir zemini yaratmayı amaçlıyoruz. Bizler Kecalı kadınlar olarak barajları yıkıyoruz, kadınla özgür yaşamı inşa ediyoruz sloganıyla Kobane'deki zaferi, zafer ruhuyla bütün seçim örgütlenme çalışmalarımızın seferberliğini başlatıyoruz. Burada dünkü Ağrı Kırsalı'nda yapılan operasyonlarda canlı kalkan olarak giden arkadaşlarımıza, buradan şehit düşen arkadaşımıza, ailesine başsağlığı diliyoruz ve yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Bizler Türk ordusuna tekrar buradan sesleniyoruz. Bu operasyonların derhal durdurulmasına yönelik bir an önce hamle yapılmasını istiyoruz. Buradan bizi bugün yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarımız, bütün aday adaylarımıza ve adaylarımıza başarılar diliyoruz ve serkeftin diliyoruz. Amca Ferit Oğuz Bazdık'ın az bağırdık'ın haberi meyku dündavye güç hadir. Nehaşi yalanı, anı hizya haberi kapı. Şimdi ona şehrin